gıybet etmeyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz kalbin zümrüt tepelerinden ikinci kitaptan yeni yılda 2022'de ilk konumuzu okuyalım. İlk konu istigrak. Bu kelimeyi çok duymuşsunuzdur. İstigrak ne demektir? Daima içine gömülme, boğulma manalarına gelen gark kelimesinden türetilmiş bir kelime istigrak. Kendinden geçme, dünyayı unutma, kalbini dünyevi endişelerden temizleyip ayara, bütünüyle kapatıp diğer ifadeyle hakka yönelme demek istigrak. Ve netice olarak da vecde gelme var. Bir manada kendini bilemeyecek derecede dalgınlaşıp hayrete dalmak demektir. Yani hayret makamıdır. Hayret makamı, istikrar arkadaşlar hakkal yakın iman seviyesinde bir noktadır. Aynel yakın bile değil, ilmel yakın bile değil. Nasıl bu noktaya gidilir istikrar? Her şeyden hayret ederek mi? Bu Abdullah Gül'ün hayret etmesi gibi değil yalnız. Gerçekten vecde gelip bir manada hakikate vakıf olup hayret etmek. Dalmak yani içine girmek. Yoğunlaşmak, konsantre olmak. Bir kelimenin bile içine girseniz, bir kelimenin oradaki manayı çözseniz Allah'a çıkar. Her kelimenin arkasında mana olarak Allah yazar. Hayrete dalmak da, istigrak da böyle bir şey. Her kelimeden hakka ulaşmak. Çünkü her hikayede, her cümlede, her kelimede mutlaka Allah vardır. Hak dostluğuna erip halveti hassa ile şereflenenlerin muhabbetten müşahedeye, müşahadeden muhabbete gidip gelmesi sürettir ki bu. Bunu biraz açayım. Her şey aşkı muhabbettir. İnsanlar ya aşkı muhabbetle, sevdikleriyle müşahede bekabillah noktasında hak sıfatlarıdır. Oraya intikal eder veyahut da tüme varım değil de tümden gelim şeklinde olur. Yani müşahede eder bekabillahta Allah'ın yarattığı sıfatları, bakın isim demiyorum, efal demiyorum, sıfat diyorum. Allah'ın ismi sıfatları vardır, esma-i sıfatları vardır. Bunlar bekabillahta yaratılan meleklerdir. Bunların icraatları, efalleri ve isimleri dünyada bulunur veya kainatta bulunur. Feleklerde ise bu isim ve efallerin asılları, özleri yani sıfatları vardır. O sıfatlardan yani direkt yıldızlardan, feleklerden aşkı muhabbete gelmek. Tümden gelip tüme varım ise bu dünyadaki tecellilerden aşka ulaşmak, çıkmak. Buna da tüme varım deniyor. Mesela işte Allah'ın Kerim ismi var. Cömert, Gani, Allah, Gani mutlak. Nereye ulaşıyorsunuz o isimden? Rezzak'a ulaşıyorsunuz. Arada ne var? Arada bir de başka bir isim daha var. Cevat var. Allah hem Cevad-ı Kerim'dir, hem Rezzak-ı Kerim'dir. Hem de Kerim'dir. Yani dünyadaki bol bol tecelli eden Kerim'dir. Allah cömerttir, verir. İstemeden verir. Rızkını azaltır, çoğaltır. Kafire de verir, Müslümana da verir. Allah Cevad-ı Kerim'dir. Cevad-ı Kerim, Cevad Allah'ın bir ismidir. Cevad. Allah Müslümanlara daha çok verir. Yani gönüllerine verir, ruhlarına verir. Bunun en üst zirvesi bekabillah'ta Rezzak-ı Kerim'dir. Yani en yukarıda Rezzak vardır. İlk yaratılan meleklerdendir. Hiyerarşik olarak söylüyorum. Gelip gitmeler yaşıyor yani
gark olma olayı, istikrak olayı, bütün masivayı. Yani masiva, günahlar, hatalar, kusurlar, suçmeler, zedeler demek. İnsanların yaptığı veya cinlerin yaptığı. Allah'tan gayrı her şey demek. Allah'ın dan gayrı bir şey var mı? Var. Kur'an-ı Kerim diyor ki ayet-i kerimede, Allah hayrı yarattı. Allah şerri de yarattı ama insanlar dilediği için yarattı. Allah şerri dilemedi. Ama insanlar şerri, şeytanlığı diledi. Ve Allah'tan gayrı oldu o kötülükler. Allah kötülüğü istemedi. İnsanlar kötülüğü istedi. Ve kötü oldular. İşte kötülüğü, gayrılık bu. Gönlünden çıkarma, atma ve Hakk'a imanı nazar ettiklerinden ötürü istikrak yaparak, yani sahih nazarla imana nazar ettiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Allah'tan başka, ondan başkasını net olarak tam müşahede edemem haline giriyorsunuz. Eğer Hak'tan başkasına nazar ettiğiniz zaman, gayrılara, kötülüklere nazar ettiğiniz zaman Hakk'ı göremiyorsunuz. Bu işin Hakk neresinde? Değil mi? Süleyman Soylu demiş, Allah bize yaptırdı değil. Yani Erdoğan tarzı değil. Allah sana kötülük emretmedi. Sana kötülük yap demedi. Süleyman Soylu, sana soy, haramilik yap, çök, masumları hapse at demedi. Sen bunu kendin uydurdun. İşte onların yaptığına bakacak olursanız, nazar açacak olursanız ne oluyor? Net olarak Hakk'ı müşahede edemiyorsunuz. O yüzden de diyorsunuz ki Hak bunun neresinde? Şimdi bir haftadır herkes bu soruyu soruyor değil mi? Ben de biraz espiritüel bir şekilde yayın yaptım geçen. Sizin Allah'ınız şeytan. Hak bunun neresinde? Diye Ahmet Kurcan abi de bir yazı yazdı. Bunun fıkhi ölçülerini anlattı. Sahi Sefa da bir yayın yaptı. Çok net gözüküyor değil mi aslında? Burada müşahede nedir? Müşahedenin ne olduğu önemli. Müşahede sezi ve duyuştur. Sezgileriniz, duyuşunuz, vicdani sesiniz. İçinizden gelen bir ses diyor ki bu doğru, bu yanlış. Doğru, değil mi? Öyle diyor. Bu şeytani, bu meleki. Vicdani bir sezişiniz, duyuşunuz var. Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın yaptığı konuşmaları dinliyorsunuz. Aha, yalancıyı buldum diyorsunuz. Yalancının tekiydi. Gerçek değil çünkü. Hemen sezginiz, duyuşunuz şey yapıyor, pinpoint yapıyor. Yakalıyor, capture yapıyor. Hemen, anında. Neden? Çünkü sizin vicdanınızda Hakk'ın sesi var, yeri var. Kalbinizde Allah'ın evi var. O yüzden adaletsizliği, yanlışlığı, batılı hemen tespit ediyor. İşte buna müşahede deniyor. Müşahede ediyorsunuz. İlk hali muhadaradır. Muhadara etrafını çevirmektir. Sonra muhasebe yapıyorsunuz. İç muhasebe. Hesap kitap yapıyorsunuz, muhasebe. Sonra da mukaşefe yapıyorsunuz. Mukaşefe yakınlaşmaktır. Yani istikrat yaparak yakınlaşıp iç yüzüne hakim olmaya çalışıyorsunuz. Bir eşyanın, bir olayın. Değil mi? Nedir bu işin iç yüzü diye soruyorsunuz. Buna mukaşefe deniyor. Mukaşefe, müşahadenin altında bir yer, makam. Mukaşefeden müşahadeye gidiliyor. Beka billah'ta müşahade. Yani Allah'ın yarattığı ilk meleklerde Hak makamı var. Diğer meleklerde Hak makamı yok mu? Onların da algılara göre, bakışlara göre değeri var. Herkes kendi algısına göre, perception'ına göre
yorum ve tevil yapıyor. İşte tevil ve yorumun farklı olması, bir Kur'an-ı Kerim var, bir sürü tefsir var. Kütüb-i Sitte belli, İbrahim Canan 16 cilt olarak kazandırdı Türkçe'ye ama bir sürü tevili var. Kafasına göre uyduruyor. Yani dini Kur'an'ın ve hadis gibi öz kaynaklar olmasına rağmen kendi çıkarına göre, menfaatine göre mahluk yapanlar var, uyduranlar var. Din uyduruyor. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Kendi kendine, kendi uşkuruna göre din uyduruyor. Kendi keyfine göre bir din uyduruyor. Ne oluyor? Bir tane İslam oluyor, binlerce, yüz binlerce İslam. Hangisini takip edeceğiz? İşte bu durumdaki salik yolcu, Allah'tan fani olmanın hasıl ettiği iç seziş ve duyuşlarla bütünüyle cem televünlerine gömülür. Cem televünü ne demek? Televün renkler. Nereye gömülüyormuş? Cem'e. Cem ne? Cem Allah ile birlik makamı. İki tane cem var. Bir Hazreti Cem, bir Cemmul Cem. Hazreti Cem mukaşefe noktasındayken Hazreti Cem oluyor. Yani Allah'ın isim ve faallerinin zirvesinde cem yapmak var. Buna Hazreti Cem deniyor. Bu dünyada görülüyor. Bu dünyada visible. Biz cem. Aleviler cem diyorlar mesela. Semazen olarak semah gösterisi yapıyorlar. Semah döngüsü, dansı aslında bu. Yani Hazreti Cem. Mükaşefe yapıyorlar Aleviler. Bunun üstü Beka Billah'ta Cemmul Cem. Yani Cemlerin Cem'i. Bu da Allah'ın sıfatlarıyla cem yapmak. O zaman Hakk'ın içine giriyorsun. Gerçekten. Sinkronize oluyorsun. Hazreti Cem yaptığında bir merhale bu. Tamamen Cemul Cem'de değilsin. Tam müşahede etmedin. Mukaşefe ettin. Arada fark var. İşte bu hali idrak edip bu zevki duyanlar bazen vücudu ilahiye istikraklarını, bakın burada vücudu ilahiye var. Allah'ın bedeni var mı? Vücudu var mı? Yok. Allah Samet. Yaratılanlara benzemiyor. Zat-ı meçhul. Peki vücudu ilahiye nasıl oluyor? Yani her şey yokluktan geldi, sonra varlığa dönüştü, sonra yokluğa gidiyor. Peki vücudu mutlak, vacibül vücut, vahdedi vücut, sünat-ı vücut gibi kelimelerle izah edilen vücudu ilahiye nedir? Oraya istikrak, oraya yoğunlaşmak nasıl oluyor? Bu noktaya gelenler Cemmul Cem makamında, yani zirve organizmda diyebilirsiniz buna. Zirve organizmda, zevk-i ruhaninin en zirve noktasında enel hak diyor. Ya da Sübhane me'azeme şe'ni sözlerini ifade ediyor. En yüksek azim olan şeyniyete, hayata, mutluluğa kavuştum diyor. Ne demek bu? Enel hak diyen ben Allah'ım demiyor. Ben Allah'la bir oldum diyor. Birleştim diyor. Yanlış anlıyorlar. Enel hak demek, ben hakkı söylüyorum demek. Ben Allah oldum, hak oldum demek değil. Burada Sübhane me'azeme şeyni, Kur'an-ı Kerim'deki Rahman suresindeki şeyniyeti ilahiyedir. Rahman suresine geçiyor bu. Diyor ki Allah-u Teala ruhların, kulların
kendisiyle cem yapmasına izin verir. Çünkü eşrefi malikat olan insan irade ve şuur sahibidir. Diğer yaratılan varlıklardan farklıdır. Sadece cinler ile insanlara verilen hak budur. Cinler de insanlar gibi cem ve cemul cem yapabiliyor. Çünkü şuurları ve iradeleri var, akılları var. Az veya çok. Aslında bu bir zevk ve hal işi olmasına rağmen çok defa iltibaslarla hakikat zannedilmiştir. Ne demek bu? Bazen neyin ne olduğunu fark edemez ve bir damla mesabesindeki mahiyetin içine karışıp kaybolduğu ehadiyet deryası zanneder. Ha, şimdi geldik cüz'i ve külli noktasına. Sen bir katresin denizde. Ben deniz oldum diyebilir misin? Veya sen bir kumsun çölde. Ben çölün kendisiyim diyebilir misin? Sen bir yapraksın ormanda. Ben orman oldum diyebilir misin? Bunun gibi bir şey. Ehadiyet deryasında sen orada çok yakışık almayan şataata girersen hata etmiş olursun. Haddini bileceksin. Sen katresin. Sen yapraksın. Bir damcısın, bir çöl tanesisin. Evet, zevki ruhaniyle öyle bir şataata giriyorsun. O anda zevki ruhaniyle ne dediğini bilmiyorsun. Böyle bir zevk, bir organizm yaşıyorsun. Bu ölçüde bir hissi fena, herkes için söz konusu olmasa da seyri sülükü ruhanide çokları bu hali duyar. Seyri sülükteki ruhlar bu zirvelere her zaman ulaşamaz. Hayatın 24 saati günün böyle geçmez. Bütün ömründe çok az miktarda sayıda bu zirveye çıkabilir. Ve bunu yattan çıkartmaz, unutmaz. Asla. Çok kalıcı iz bırakır. Ebedi bir iz bırakır. Ve sürekli olarak o aşka dönebilmek, tekrar kavuşabilmek, tekrar yaşayabilmek için ruhu mücadele eder. Cemul Cem'deki zevk bu dünyada yok. Hiçbir şeyde yok. Bu nedenle ebedi olduğu için bu zevki ruhani ne yapar? O hali tekrar yaşayabilmek için her şeyi feda eder. Tacı tahtı olsa İbrahim Ethem gibi bir çırpıda vazgeçer. Makamı mansıptan, şanı şöhretten vazgeçer. Dünyadaki bütün fani maldan, mülkten, evladı, ihaldan vazgeçer. Bir defa daha o zevki yaşamak için. Bazılarına üveysi meşrep demesi bundan. Bu ilim ile ilmel yakın bir iman ile bazen elde edilmeyebilir. Bir profesör hayatı boyunca mektep bitirse, diploma sahibi olsa, kitaplar yazsa bu noktaya ulaşamayabilir. Ama bir tane çoban hiç mektebe gitmediği halde safi ruhaniyetiyle deruna, istikraka girerek üveysi bir meşreple Cemmul Cem'de bu zevki ruhaniyi duyabilir. Biz bunlara üveysi, alaylı meşrep diyoruz. Hak makamına ulaşmış üveysiler diyoruz. Üveysilerin şahı kimdir? Veysel Karani'dir. Veysel Karani Hazretleri sahabe olamamıştır. Peygamberimizin zamanında yaşamasına rağmen, çok gitmek istemesine rağmen hastanesi vardır. Hastanesini bırakıp da Peygamberimizin dizinin dibine gidememiştir. Lakin o aşkla, o sevdayla yanmış, tutuşmuş, Peygamberimiz ona hırkasını göndermiştir, cübbesini hediye olarak.
Peygamberimiz hissediyor. Uzakta olmasına rağmen Veysel Karani'nin kalbinin, yüreğinin, ruhunun böyle kebap gibi piştiğini, o özlem ve arzuyla yandığını hissediyor ve kendi cübbesini Peygamberimiz kimseye hediye etmemiştir, Veysel Karani'ye gönderiyor. İşte üveysilik bu yüzden önemli. Kalbin ucalığı, yüceliği, temizliği, safiyeti bu yüzden sadece ilme bakmaz. Saflığa bakar. Temiz niyete bakar. Bu meşrebe Telmih Saadetinde merhum muallim Naci şöyle diyor. Bak ne istigraka sevk ettin beni. Gözyaşı zannediyor çeşmim seni. Yani öyle bir ağlamayla ağlıyor ki içinden, çeşmelerden akan su gibi yaşlar boşanıyor, ruhunda bir yağmur var. İstigrak işte böyle bir şey, gark olmuş. Aşka gark olmuş, o boğulma, o suyu, o suda boğulmuş yani. Aşkın yağmurlarıyla ıslanmış, aşkın denizinde gark olmuş, kendi içindeki o yağmuru, o suyu içmiş ve öyle bir aşk şerbetiyle o çeşmeden su içmiş ki, o gark olmaya gönlümüz feda, her şeyimiz feda. Hepimiz keşke o aşkın denizinde, yağmurunda gark olsak. Hoca Efendi bundan bir 10 sene önce bir Bamter'inde arkadaşlar aşka gark olsunlar diye bir sohbet yapmıştı. Ben de tam 10 sene önce, tam 10 sene önce, 10 mu? 9 sene önce sohbet. Herkül.org'da aşka gark oldum diye bir şiir yazmıştım. Hoca Efendi sohbeti yapmadan 2 gün önce. Ben şiir yazdım, gönderdim. Osman Şimşek abi hemen yayınladı. Hoca Efendi'nin sohbetiyle düz geldi. Aynı güne denk geldi. Yani bu kadar biz paraleliz Hoca Efendi'yle. Sinkronizeyiz yani tamamen. Hoca Efendi daha sohbeti yapmamıştı. Ben aşka gark olmuştum. Hoca Efendi de aşka gark olmuştu. Biz aynı denizde, aynı aşk denizinde çabalıyorduk. İşte his, duyuş ve seziş böyle oluyor. Bu kadar paralel olabilir. 3 tane mertebesi var istirakın. 1. İlmin İlme yakın iman seviyesinde istikrar ki, başlangıç itibariyle hak yolcusu bazı şeyleri bilse de onları tam duyup zevk etmediği için, yani pratikte uygulamadığı için, yaşamadığı için, tecrübe etmediği için hakikatlerine vakıf değildir. Hepiniz yani sohbetler dinliyorsunuz, kitaplar okuyorsunuz. Pratikte kitaplarda her şey yazıyor. Lakin o tecrübeyi siz bizzat yaşamadığınız sürece ilmel yakın istigraka ulaşamıyorsunuz. Mümkün değil. Allah tecrübe ile öğrenilir diyor Max Müller, Alman filozof, din uzmanı. Max Müller'in bu sözü beni çok vurmuştu. Bundan bir 6-7 sene önce master yapıyordum. Bunun üzerine bir makale de yazdım. Adam gerçeği görmüş, Max Müller. Allah tecrübe edilmeden öğrenilmez. Allah, Allah diyerek Allah yaşanmaz. Allah tecrübe edilir. Bizzat, pratikte, ilme yakın seviyede. Bakın, yaşayıp hissetmek ayrı şeydir. Aslında iman, muhabbet, aşk, zevki ruhani, İnsanın tabiatının birer buğdu haline
gelecekleri ana kadar nazaridir. Nazari bilgidir. Nazari bilgilerin hiç mi hiç ehemmiyeti yok. Bir sürü insan var. Yani kitapları yutmuş, eşek heybesinde taşıyor. Kitap yüklü eşek yani. İbn Arabi öyle diyor, böyledir de. Kitap yüklü eşek. Nazari bilgileri. 50 sene ders veriyor üniversitede. 50 yıl. 60 yıl veren de var. Anlattıkları kendisine yansımıyor. Hiç. Zerre miktar. Sadece para kazanıyor. İtibarını kullanıyor. İlmini kullanıyor fakat pratikte yaşamıyor. Nazari. Hakikatların tam bilindiği söylenemez diyor. Hoca Efendi burada. Hakikatları bilemiyor. İlme yakın seviyede bile okumuş cahil. Bir sürü okumuş cahil gördük. Bu süreç sayesinde. Ben gülüyorum gerçekten. Adam koskoca profesör olmuş ama okumuş cahil. Bugün gazetelerde yorumlarda vardı. Avrupalı uzmanlar Türkiye'yi diyor ekonomistler batırdı diyor. Ekonomi profesörleri batırdı diyor. Okumuş cahiller batırdı diyor. Çok güzel bir yorum. Bir tane kadın bir açıklama yapmış ekonomi uzmanı Avrupa'dan. En güzel yorumu bu kadın yapmış. Türkiye'yi okumuş cahil ekonomistler batırdı. Ne zaman ki bunlar insan vicdanında zevken ve keşfen duyulur, işte o zamandır ki hal mücerret ilmi ilme galebe çalar. Ha. Ne oluyormuş? Mücerret ilim varmış, gayb, gözükmeyen. İlmin halin içinde muzmahil hale olup gitmesi var. Bir de bu manada aynı zamanda peygamber ilmi var. Peygamber ilmi aynı zamanda evliyaların, asfiyaların ilmi, bunlara ilim denmesi sadece ve sadece mebdeinin ünvanı olması itibariyledir. Yani kaynak. Kaynak demek mebde. Kaynağında ilim var. Bütün ilimler Esma-ül Hüsna ilminden çıkmıştır. Kaynak itibariyle Esma-ül Hüsna'nın tecellisidir bütün ilimler. Tezahürü oluyor. Kaynak itibariyle ilim. Yoksa sen okudun diye ilim değil. O ilim zaten Allah'ın ilmi. Yoksa bu aksiyon itibariyle olmazsa hal ve paye itibariyle bir makam olur. Sen bir hal ve payı alırsın o okuduğun ilimden. Makamların sabit hale gelmesi halinde ayağın kaymaz. Eğer haller gelip gidiciyse, makam halinde sabitleşmezse sen o payede kalıcı olmazsın. O ünvan sana ait olmaz. İşte hallerin, payelerin makam olarak sabitlenmesi nerede oluyor? Hakkal yakın imanda oluyor. Ne ilmel yakın imanda, güzel son okuyacağız, ne aynel yakın imanda sabit makam yok. Hakkal yakın imana geçmeyen insanların şeyleri garanti değil. Yani makamları, halleri garanti değil. Halden hale girebiliyorlar. Makamlar kalıcı değil. Geçici. Muvakkati. Gerçek peygamberlik münazasız mebde ve müteraya bakar. Cem açısından da böyledir. Mebdeye bakan yanıyla Hazreti İbrahim ve İsmail ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayetler var, kıssalar var. İkisi de Hakk'a inkiyar edip teslim olunca o kurban etmek üzere olduğunu yere serdi. Burada ayet-i kerime ilahi beyanı bu. İkisi de bakın ikisi de inkiyat etti. Allah'a tam teslim oldu. Kendi akıllarını ve iradelerini sika makamında Allah'a teslim etti. Rüyada İbrahim seri bir şekilde rüya olarak eline bıçağı almış oğlunu kurban ederken gördü. Bir defa olsa neyse. İki defa olsa neyse. Ama Dream serislerde biz de ilim olarak diyoruz ki
aynı rüyayı defalarca görüyorsanız bunda bir hikmet var. Bunda başka bir hikmet var dedi İbrahim. Lakin Allah'ın tasarrufunu kendi idrakıyla yanlış anladı ve kendi oğlunu gerçekten kurban edeceğini zannetti. Ama Allah'a o kadar inkiyatla bağlıydı ki oğlu İsmail de öyle, baba kes beni dedi. Bıçağı verdi, hatta bileyledi, babasının eline verdi İsmail. İbrahim de gerçekten oğlunu kurban edecekti Allah yolunda. Rüyayı sembol olarak değil de direkt olarak, mani olarak anlamıştı İbrahim. İbn Arabi diyor ki işte Hazreti İbrahim'in sürçmelerinden, zerrelerinden biri budur. Hazreti İbrahim rüyasını yanlış yorumladı. Fakat içtihatı bir sünnete yol açtı. İbrahim'in yapmış olduğu zerre bir rüşere dönüştü. Kurban rüşere dönüştü. Oğlu yerine Hazreti Cebrail bir koç getirdi cennetten. Al bunu kurban et dedi. Oğlunu kurban etme. Onun evezine, yerine bir koç kanı döktü. Ve bu ritüel insanlar arasında yayıldı. Bütün dünyada, bütün dinlerde ve kültürlerde kurban ritüeli var. İnsan canı yerine hayvan kurban ediliyor. Bunun, bu gelenin oluşmasında Hazreti İbrahim'in bu içtihatı, yani rüyayı kendi içtihatıyla yanlış algılamasının ürünü var. Ve Allah'ın bunu düzeltmesi var Cebrail vasıtasıyla. Ve bu düzeltme insanlar arasında bir gelenek, adet haline geldi. İşte insan öyle bir ruh haletine giriyor ki, buna istikrak deniyor, gayet manidar. Orada bütün tasavvurları aşan bir noktada İbrahim kendi oğlunu kurban edecek halde, ruh halinde oluyor. Mehmet abi, bir dakika müsaade eder misiniz arkadaşlar? Mehmet abi, ben sizi sonra arasam olur mu? Bir ders yapıyorum da, tasavvuf dersindeyim. Evet, dersi devam edelim. Bu abiyi aramam gerekiyor. Ve müstesnaların hali müstesna, onlar her zaman en güzel örnek konumlarıyla misallere, meselelere sığmayacak kadar âli cenaptır, iyi niyetlidir. Hazreti İbrahim hiçbir zaman kötü niyetli olmamıştır. Hep iyiliksever bir insandır ve iyi niyetle yaklaşmıştır. İstikrak halinde iyi niyetle yaklaşıyor. Allah benden oğlum istedi, o vermişti, ona geri vereceğim. Onlar şimdilik meselelerin en güzeli de kendi numune dünyalarına kala kalsınlar, halin bahis mevzu olmadığı mücerret bilgisiyle bir bilgin fefasınca Cuma suresine geçiyor. Şuurunda olmadan yok, acil sayılmaz. Konuşacağımız bir konu var ama acil değil, ben ararım. Kitap taşıyan merkuptan farksızdır. Biraz önce bahsettik. Eğer bir bilgin kendi okuduğu ilmi yaşamıyorsa ve onunla amel etmiyorsa, o ilmi anlatmasının bir hükmü olmuyor. Eşek hükmüne geçiyor. Bilgisiz hal bir dalalet ve ilhattır. Halsiz bilgi de gaflet ve cehalettir. Bir insan da bilgi sahibi olsa bile gaflet ve cehaleti devam ediyor. Çünkü hali yaşamıyor.
o ilimle müsemma oluyor. İç içe geçmiyor. İstigrak yaşamıyor. İstigrak yaşaması lazım ki o ilmin mahiyetini insin ve vakıf olsun. Eğer mesela aşık olacaksan tam aşık ol. Seveceksen deli gibise bir şeyi tam hakim ol yani. Sevmeyeceksen sevme kardeşim. Böyle bir ruh halinde ol. Bir şeye ya tam hakim ol, yarımcık olmasın. Ne diyorlar? Yarımcık imam imandan eder. Öyle bir söz vardı. Yarım doktor insanı candan eder derler Anadolu'da. Nübüvvet bilgisi, peygamberlik bilgisi sayılan ilimle istikamet işte böyle bir şey. Yarımcık olmaz. Yarımcık peygamber bilgisi olmaz. Yarımcık Kur'an bilgisi olmaz. Yarımcık hadis bilgisi olmaz. İlim cevheri var. Hal ve televizyonlarıyla en yüksek semavi bir araz haline yükselme keyfiyeti var. Yüksek bir semaya araz halinde yükselirse, araz ne demek arkadaşlar? Araz kelimesini İbn Arabi kitaplarında çok derin incelemiştir. İnsanlarda araz var. Arıza var yani. Bizim Türkçe'ye arıza olarak geçmiş ya mümin. Sen bilirsin bu arıza işlerini. Yani arıza olmadan mümine ihtiyaç yok. Değil mi mümin? Bir arıza çıkacak ki mümin gitsin fix yapsın. İnsanlarda mutlaka arıza çıkıyor. Mutlaka. Bütün her yerde Allah'ın yaptığı işler mükemmel ama mutlaka arızalarda çıkıyor değil mi? İlim cevheri var fakat o ilim cevherinde bile arıza çıkıyor. Niye? İnsanlar ilim cevherini yamultuyor. Özünden, aslından uzaklaştırıyor. Leyla Hanım hoş geldiniz. Semavi bir şekilde araz halinde yükselmesi var. Bir de arazın fix yapılması var. İbn Arabi buna diyor ki arazın maraza dönmemesi için marazın tedavi edilmesi ve kalbe inmemesi, kalbin enfekte olmaması gerekiyor. Yani kalp marazı diye İbrahim Gülşen'in bir kitabı vardır. Osmanlı'da 300 yıl okutulmuştur. Sufi hocaların da 300 yıl ruhnamesi vardır kalp marazında. Şiirlerle terapi yapmış. Kalp marazı kitabı çok popülerdi bir zamanlar. 18. yüzyıla kadar. Oradaki arazları çözmeye çalışıyor. Çünkü maraza dönüşmüş kalpte. Arazı çözmeden maraz geçmiyor. Gerçek imana da kavuşamıyor. Bu yüzden diyor ki İbn Arabi, insanların maraz haline gelmeden arazı çözmesi lazım diyor. Bunu anladık mı arkadaşlar? Yoksa merkuptan, eşekten farkınız kalmaz. İlmi biliyorsun, okumuşsun fakat hayatına yansımıyor. Tecrübe etmiyorsun. O sadece nazari bir ilim olarak kalır. Sana bir faydası olmaz. Başkalarına anlatsan da sana faydası yoksa o faydasız bir ilim olur. Ne diyor Peygamberimiz? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Araz noktası böyle. Bununla ilgili bir şiir de yazmıştım. Araz da maraz nedir? Arazi ölçüler var. Arazi ölçüler, kıstaslar, kriterler hem şeriat-ı gaybiyede belli hem şeriat-ı fıtriyede belli. Bu dünyada zahirde görünen bir şeriat var. Bir de şeriat-ı gaybiyede görünmeyen bir şeriat var. Ruhlar aleminde, feleklerde, hisler dünyasında, alemi misalde. Değil mi? Şeriat-ı gaybiye diyoruz biz buna. Oradaki şeriate. Bu dünyada görünen zahirdeki şeriate ise şeriat-ı fıtriye diyoruz. Fıtri olarak ilimle donanmış, bezenmiş bir şeriat. Sufiler şeriate aynen uyarlar. Milim şeriattan taviz vermezler. Kılı kırk yararlar. Üstad ne diyor? Şeriatın bir hükmü için 1000 tane kellem olsa veririm diyor. 1909 konuşması üstadın. 1909
isyanında. 31 Mart var, 31 Mart vakasında. Bağıra bağıra söylüyor, elini kolunu sallaya sallaya söylüyor. Biz şeriatı dirşetmek, diriltmek için varız. Bu dünyada ve öbür tarafta görünmeyen biz gaybe iman etmiş insanlarız. Biz ateist değiliz ki gaybe iman etmeyelim, Allah'a iman etmeyelim. Gaybı, batını da bilir ve gaybın ve batının şeriatını da aynen uyarız. Taviz vermeyiz yani. Neyse ne. Gerçek neyse o. Şeriatın gerçeği var. Bu ilmel yakın seviye. İkincisi, istikrar konusunu okuyoruz Leyla Hanım. İkinci mertebesi şu. İşaretin keşifte istikrakı. Bazı insanlar ehli keşiftir. Ehli keşif olmak bir mertebedir, seviyedir. Bir ilmi ledün sahibi olmak var. O ayrı bir seviyedir. Bir de ehli keşif olmak var. Bu da ayrı bir seviyedir. Ehli keşfin en balaca, küçük olanı kabire gittiğinde kabirde yatanların, ölmüş olanların cennete, cehenneme ve arafa nereye gittiğini bilir. En küçüğü bu. Ehli keşfin. Bu keramet falan da değil yani. Oradaki ruhların nerede olduğunu bilir. Üstad diyor ya, işte 40 kişi ölmüş, 39'u cehenneme gitmiş fi vaktinde. Onun gibi. Bu çok büyük bir keramet değildir yani bunu bilmek. İşaretler var. İşaretin işte ruh da zat-ı uluhiyet hakikatının inkişafı ile yolcu ne yapıyor? Zat-ı uluhiyet ile zat-ı rububiyet arasında gelgitlerle inkişaf ediyor. Mesnevi Nuriye'de üstad diyor ki, bütün kainat zat-ı rububiyete ve zat-ı uluhiyete bakar. Zat-ı uluhiyet olarak da ise ubudiyete, yani ubudiyete, ibadete bakar, taata bakar. Bütün kainat. Kendi lisanlarında bütün kainat zikreder, ibadet eder. Bütün kainat, varlıklar. Zat-ı rububiyet ise terbiye makamıdır. Mürebbi, terbiyecidir Allah-u Teala. Rab terbiyecidir. Siz de terbiyecisiniz mesela. Onun tecellisi olarak. Hepimize yansıyor rububiyet. Arada ise İbn Arabi diyor uluhiyet var. Uluhiyetle rububiyet arasında uluhiyet var. Uluhiyet de salik yolcu işte Allah'ın mukaddes isimlerinden ehadiyet mertebesine ulaşmak için mutlaka uluhiyet linkini, vesilesini, aracını, impulsunu diğer ifadeyle kullanıyor. Bu latife-i Rabbaniye Cenab-ı Hakk'ın feyyaz-ı mutlakından geliyor. Allah feyzi mutlak. Feyzi mutlak noktası, feyyaz-ı mutlak noktası, feyzi akdes noktasıdır. İnsanlar feyzi mukaddes ile nemalanır, nimetlenir. Bütün feyizler feyiz-i akdesten gelir. Feyyaz-ı mutlaktan, ana kaynaktan gelir. Dünyada zahirde yansıması ise feyiz-i mukaddes olarak insanlar her şeyi kutsallaştırır. Kendi din ve kültürlerine göre. Mukaddes olmayan hiçbir şey yoktur. En mukaddes ise hayattır. Hayattan daha mukaddes ne var? Hiçbir şey yok. Hayatı veren ise sudur bu dünyada. Su hayatın merkezinde yer alan bir aşktır. Allah su ile aşkı yarattı. Hayatı yarattı. Dolayısıyla yani istikrak böyle oluyor işte. Bak bir yerden girdim. Tak damardan. Nereye ulaştım? Hayata, suya ulaştım.
kulun idraki seviyesinde ona hususi varidlerde bulunma mertebesine yönelir ki Allah varidatını hususi olarak hediye ettiği, o kula bahşettiği açılımları, buna Allah'ın varis ismiyle diyebilirsiniz. Allah varis ismiyle Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde geçer. Allah'ın varis ismi, veraseti, vali ismi insanlara tecelli olarak yansır. Öyle bir mertebelere o ruhu bütünüyle sevk eder ki, masivadan, günahlardan alakasını keser ve kalbin kadir şinas ibresinin gösterdiği ufka teveccüh eder, yüzünü çevirir. Allah'ın veraseti, ilişkisi ruhla hiç kesilmez. Ruhlar Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti kerime aynen şunu söylüyor. İbn-i Arabi bu ayete çok atıfta bulunur. Biz hepimiz, ruhumuz Allah'a aitiz. Bu ayeti kerimeyi kullanabilirsiniz gereken yerlerde. Ruhunuz Allah'a ait. Size ait değil. Tasarrufatı Allah'a ait. Sizin neyiniz var? Bedeniniz var. Bedeniniz toprağa ait. Toprakta çürüyecek. Paylar olmayacak. Peki sizin neyiniz var? Sizin kalbiniz, gönlünüz var. Size ait olan başka hiçbir şey yok. Ruh sizin değil. Emanet. Ruh çevreleri Allah'a ait. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bazı insanlar anlamıyorlar. Neden ruh Allah'a ait? Sizin değil. Bu bedene emanet olarak verdi. Kalple, gönülle beraber. Tekrar alacak. Yargılayacak. Büyük mahkemede. Alemi berzahtan ve büyük mahkemeden geçecek. Sonra iade zaman ediyor. Cennete giderseniz iade edecek. Cennete gitmezseniz ruhunuz asılı kalıyor. Hem alemi berzahta, hem cehennemde, hem arafta ruhlar asılıdır. Alemi berzahta İbn Arabi kovuklarda hapsedilmiştir diyor. Zincirlenmiştir. Özgür değildir bazı ruhlar. Büyük mahkemeden sonra da cezalar kesiliyor ya. Allah ruhu vermiyor. Sahibi o. Cennete gidenlere ruhunu geri veriyor. Cehenneme gidenlerin ruhu yok. Zombi diyorum ya ben. Siz benim şaka yaptığımı mı zannettiniz? Araftakilere ve cehennemdekilere ben zombi diye bir gerçeği anlatıyorum. Ruhu yok. Ruhu olmayanlara zombi deniyor. Orada Allah Kitab-ı Sicc'inde Mutaffifin suresinde geçer. Çok nettir. Hazreti Ömer'i ve peygamberimizi en çok ağlatan ayettir bu. Mutaffifin suresinin ilk 8 ayeti. Velil mutaffifin zektalün alem nâsi yestevfûn diye başlar. Orada geçen ifade yalancılar kitabı sicinde yazılıdır. Ebedi. Ebedi. O kitaba adınız düştüyse yandınız. Bir de وَمَا اَدْرَاكَ مَرْكُومُ var. Kitab-ı Merkum'un ne olduğunu bildin mi? Allah-u Teala soruyor. Eğitim yapıyor, terbiye ediyor. Yalancılar kitabı var, bir de doğrucular kitabı var. Doğrucular kitabı, eğer bu hayattaki doğrularınız yalanlarınızdan fazlaysa adınız doğrucular kitabında. Eğer bu dünyadaki yalanlarınız doğrulardan fazlaysa adınız yalancılar kitabında. Ve siz öldüğünüzde alemi berzahta buna göre muamele görüyorsunuz. Yalancılar kitabında olanları ruhlarını Allah-u Teala teslim almıyor. Diyor ki Naziat ve Neaşitat meleklerine alın bunları atın alemi berzahta bir kova diyor. Almıyor.
Hangi ruhlar asılı değil? Kitab-ı Merkum'da yer alanlar Allah teslim alıyor. Teslim alıyor ama yine yargılayacak. Büyük mahkemede. Mahkemeden kaçış yok. Adem'in berzaktaki korumu anlatıyorum. Ruhların sahibi olan, maliki mülk olan Allah-u Teala bazı ruhları ise özgür kılıyor. Hem alemi berzakta hem de ahirette, sonsuzlukta. Zincir vurulmuyor bu ruhlara. Asla. Çünkü bu dünyadayken özgürdü. Özgürlüğü tatmıştı. Bu nedenle böyle masarete sahip olan, ferdi ferit olan, ferdiyete masar olan ruhlar öyle bir özgürlüğe, hürriyete kavuşmuş oluyor ki tasarrufatı devam ediyorsa bile ölüm bir başlangıçtır onlar için. Sufiler neden ölümden korkmazlar? Çünkü ölüm bir başlangıçtır onlar için. Tasarrufatları daha geniş bir yere yayılır. Bu dünyadayken bedene sınırlı olan tasarrufatları öldükten sonra daha geniş bir yere, atmosfere, kainatta yayıldığı için sufiler ölümden zerre miktar korkmazlar. Özgürdür ruhları. O yüzden ilimleri de aynı şekilde yayılır. Tasarrufatları devam eder. Ölümden korkmaya gerek yok ki. Sadece yaşam olarak boyut değiştiriyorsun. Burada Salik'in nazarında isimlerdeki ihtilaf tamamen ortadan kalkar ve her şey sıfat perdesinden kurtulur. Ha, keşif o noktasında istikrakta ehli keşif olanlar ef'alle, isimle, sıfat ve zat arasındaki fark anlar. Esmaların şeyi var. Ef'ali var. Aksiyona dönüşmüş hali. İsme dönüşmüş hali. Sıfata dönüşmüş hali. Bir de zata dönüşmüş hali var. Bunlar arasındaki farkları ehli keşif olanlar idrak eder. Ferik olarak fark eder. Frankly, samimi bir şekilde sahih nazarla bakar, ihtilaf ortadan kalkar. Şüphe, şek kalmaz. Sıfat perdesi ortadan kalkınca, peçe açılınca, o zaman Hazreti Zat'ın nurlarına müstakrak görünür. İstikrak, sonuçta müstakraka görüşür. Bu nedir müstakrak? Bu makam, bir makam bu. Hakkal yakın iman seviyesinde bir makam. O ana kadar gerçeği idrak etmemiştir. Müstakrak noktasındaki olan istikrak yolcuları Cenab-ı Hakk'ın feyaz ezelisinde ezeli olan feyizlerinden, inayet-i ilahiyesinden istifade eder. Cemil, celil, latif, kahhar gibi pek çok isimlerle anarak, zikrederek o hak yolcusu duyuş ve sezişleriyle, hissedişleriyle o tesirin altında olmadan temiz ve tefrik bırakarak Hazreti Nur-u Zat'ın bir kemmu keyf televinlerini yaşar. Bu Hazreti Ali'nin yaşayarak, tecrübe ederek söylediği bir kelime. Bi kemu keyf. Sufiler bu kelimeyi iyi bilir. Ne manaya geliyor? Öyle bir renktir ki artık tefrik ve temiz noktasında diyelim ki örnek verelim. Allah'ın kahhar ismi var. Allah'ın latif ismi var. Latifi latiften ayırır. Vedüdü vedütten ayırır. Şu vedüt narani, şu vedüt nurani. Yani vedütlerin de kendi arasında farkları ve çeşitleri var. İsimlerin tecelli etmesinde, yaratılanlar üzerinde, o ismin farkı var, tefriki var, temiz eder. Nur makamında olanlar, işte bu renkleri meslu, mahmur bir hayata kendisini salar, ona yoğunlaşır ve direkt olarak bunu görür. Hangi ruhta, hangi kelebin renkler var,
hangi ismin tecellisi var ve o ismin tecellisi hangi merhalede? Latif ama nasıl bir latif? Vedud ama kahhar ama nasıl bir kahhar? Habir ama nasıl bir habir? Onun gibi bu hali ifade sahibinde Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ey Müslümanlar diyor. Ne çare, ben kendimi bilmiyorum. Ben ne dünyadan, ne ukbadan, ne cennetten, ne cehennemden, ne Adem'den, ne Havva'dan, ne de Firdevs-i Ala'danım. Mekanım la mekan, nişanım bir nişan oldu. Artık bende ne can var ne de ten, zira ben canan otağındayım. İki gözü kapı dışarı ettim, iki alemi birden görüyorum, hem zahiri hem batını. Gayri biri biliyorum, ehad, ehadiyet makamı bu. Biri söylüyor, biri anıyor, biri okuyorum. Ey Şems-i Tebrizi, ben ehadım, ehad diyor. Bilal-i Habeşi gibi. Yani bütün her şeyi biri görüyor. 72 milleti bir görmek diye bir ifade var ya, aslında o 73 bin alemi bir görmek de Hacı Bektaş Veli size torpil geçmiş. 73 bin alemi bir görmek. Dünyada öyle bir mestim ki, bu alemde meslikten başkası bana derman olmaz. Mesut-u mahmur olmuş, mesut olmuş, orada mutlu olmuş, o makama, o zevk-i ruhaniye çıkmış ki, bana artık hiçbir şey derman olmaz. Ben refikale Allah'tan başka cemmul cem yapacağım bir zevk yok bu dünyada. Ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu. Ben la mekan oldum, Nesimi demiş. Ben zamandan ve mekandan münezzeh bir aşkı buldum. Ne bu can gerek, ruhum ebedi. Bu beden, ten gerek değil. Gam gerek değil. Ben gamdar oldum. Ben canan otağında mahreme girdim. Namahrem oldum. Bu Mevlana'nın şiirinden, Mesnevi'den biraz ben çoğaltıyorum size anlamanız için. Yani namahrem otağı böyle bir dairedir. Öyle bir dairedir ki o daire içinde olan enerjiler birlik olur, bir olur. Ve o enerji döngüsünde %50 feminen, %50 maskülen dengeyi Mevlana yakalamıştır. Bunu ifade ediyor. Yani dengeyi bulduğunu Şems-i Tebriz diye söylüyor. Şems-i Tebriz'i Mevlana'nın bir nevi kocasıydı. Mevlana Hazretleri feminendi, kadındı. Siz erkek olarak görüyorsunuz. Aslında feminen bir ruha sahipti egemen olarak. Ve hayatı boyunca feminen kaldı. Çünkü terapi yapanlar, insanlara şifa sunanlar feminendir. Maskülen değildir. Hiçbir erkek öyle feminen olmadan terapi falan yapamaz. Ya. Şems-i Tebrizi ise erkekti. Ruhu maskülendi. Hem kendisi erkekti hem de ruhu maskülendi. Ve Mevlana'ya koca olmaya gelmişti. Bunu siz herhalde travesti, homoseksüel ilişki diye anlamazsınız umarım. Bazı sapıkların da iddia ettiği gibi öyle değil. Şems-i Tebrizi Mevlana ile halvete girdi ve onun kocası oldu. Enerji bazında onu tamamladı. Dengeye bulması için yardımcı oldu. Ve ilk halvete girdiklerinde 6 ay dışarı çıkmadılar. Mevlana'nın karısı Kera Hanım, Kera Hatun Rum kökenli bir müftediydi. Çorba koyuyordu kapısına, kuru bir ekmek. Tuvalete falan da gitmiyorlardı, su da içmiyorlardı. 6 ay sadece Şems-i Tebrizi ile Mevlana birbirinin gözünün içine bakıyordu. Direkt
Eye contact. Başka bir şey yapmıyorlardı. Gözden göze konuşuyorlardı. Dudakları kıvıldamıyordu. Böyle bir 6 aylık eğitim. Hiç konuşmadan. Silent. Böyle bir eğitim. Dünyada yoktur herhalde. En etkili eğitimdir bu. Mevlana gördüğü 15 yıllık medrese eğitimini Şems-i Tebrizi'ye anlattı. Bu 6 ay içinde. Şems-i Tebrizi ise kendi gördüğü, dolaştığı, şahit olduğu, tecrübe ettiği bütün kalp merkezi bilgileri, aşkı Mevlana'ya anlattı. Mevlana'da aşk yoktu. Potansiyeli vardı ama aşk ve reca yoktu. Mevlana bir cami vaziydi sıradan. İsmi duyulmayacak biriydi. Yok olacak ve tasarrufatı devam etmeyecek biriyken Şems-i Tebrizi öyle bir frekansa Mevlana çıktığı için, onun frekansına çıktığı için Allah tarafından, Hızır tarafından Hızır vasıtasıyla Şems-i Tebrizi görevlendirildi. Şems-i Tebrizi Konya'ya tesadüfen gelmedi. Mevlana'yı eğitmeye geldi. Onun kocası olmaya geldi. Yani bu belki ilk defa duyuyorsunuz. Belki size ilginç gelecek ama 6 ay bu şekildeki bir ilişki bütün Konya'da herkesin dedikodusu oldu. Her kafadan bir ses çıktı. Her ağızdan bir ses çıktı. Mevlana'yı yerden yere vurdular. Yani sanki homoseksüel bir ilişkiye girmiş gibi bir erkekle aynı kapalı odada 6 ay kalıyorsun. Yani ve hanımı Kerahatun da kocasını çok iyi bildiği için hiç gıkını bile çıkartmadı. Mevlana'nın ikinci karısıydı. Birinci karısı Gevher Hatun vefat etmişti. Ondan olan oğlu Muhammed Veled Mevlana'nın en iyi talebesidir ve çok büyük bir alimdir. Kerahatun'dan ise Alaaddin diye bir oğlu daha vardı. O hayırsız evlat çıktı. Zalim biri oldu. Gevher Hatun ise çok mübarek bir kadındı. Çok üst düzey bir evliyaydı. Mevlana'nın birinci karısı. İkinci karısı ise sıradan biriydi. Kerahatun. Mevlana feminen karakterde bir ruhtu. Bu ilişkiden bir denge oluştu. Şems-i Tebrizi'ye aşık oldu. Onun maskülen enerjisi onu dengelediği için, bilgi, ilim de aldığı için hayran oldu. Daha sonra Şems-i Tebrizi çok insanlar kıskandı, haset ettiği için terk etti Konya'yı. Yoksa öldüreceklerdi. Nereye gitti? Şam'a gitti. Orada Sufilerin merkezi vardı Şam'da o dönemde. Mevlana Hazretleri yatağa düştü, hasta oldu. Bir insan aşık olduğu birini kaybederse ne olur? Yatağa düşer. Konuşamaz, yemek yiyemez, değil mi? Yemeden içmeden kesilir. Mevlana da öyle oldu. Aşkını, kocasını kaybetmişti. Kocası terk etmişti. İnsanların boş beleş ağzı yüzünden, dedikodusu yüzünden, gıybeti yüzünden. Neredeyse ölecekti. Artık son raddeye gelince onu çok seven oğlu Muhammed Veled Şems-i Tebrizi'yi bulmak için dört bir tarafa haber salmıştı. Şam'da olduğunu öğrendi. Hemen gitti. Şam'da Şems-i Tebrizi'yi ikna etmek için dil döktü. Dedi ki Mevlana ölecek sen gelmezsen. Biliyordu Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'nın kocası olduğunu. Ve ikna etti. Şems-i Tebrizi dedi ki eğer dedi ben Konya'ya tekrar gelirsem beni öldürecekler dedi. Ama dedi ben Mevlana'yı o kadar çok seviyorum ki ölümü göze alıp Konya'ya sen de geleceksin dedi. Ve Şems-i Tebrizi ikinci defa Konya'ya geldiğinde eğitim devam etti. Eğitim yarım kalmıştı. Tekrar halvete girmediler. Bu sefer Şems-i Tebrizi ona çok radikal bir eğitim yaptı. Yani tarihin gördüğü en radikal eğitimi yaptı.
böyle bir eğitim herhalde bir daha kolay kolay olmaz. Mevla'nın hiç yapmadığı, yapmayacağı şeyleri yaptırdı. Asla yapmayacağı şeyleri, bütün tabularını yıktı, putlarını kırdı, bütün perdelerini açtı, bütün çakralarını açtı. Yani insanların konuşmasını önemsemedi. İnsanların dedikodu yapmasını zerre miktar değer vermedi. Şems-i Tebriz'i Mevlana'ya barda içki de attırdı. Meyhaneyi yıkattırdı, paspas yaptırdı. Garsonluk yaptırdı. Şaka değil. Önce dedi, git bu şehrin sarhoşlarını adam et, terbiye et yapabiliyorsan. Camide vaaz vermek kolay. Git önce meyhanelerden başla. Bir yerde tebliğ yapmak istiyorsan, İslam'ı anlatmak istiyorsan, hal lisanıyla önce git meyhaneden başla. Meyhanede içki içen, yere kusan, sarhoş, aklını kaybetmiş insanların elinden tut. Kibir falan kalmadı Mevlana'da. Zerre miktar. Kibirini kırıyordu. Sarhoşların derdini çözmesi için Mevlana'yı barlara göndermişti. Yerleri süpürüyordu. İçki servis yapıyordu. Bardaklarını yıkıyordu. O sarhoşları, sızıp kalanları evlerine götürüyordu sırtında. Mevlana'yı neredeyse barmen yapmıştı yani, anlayacağınız. Mevlana'yı çok şeyler yaptı. Şems-i Tebriz'i gerçeği gören biriydi. Gözleri perdeler açıktı. Batın ile zahiri bir gören biriydi. Melekleri, ifritleri, şeytanları, insanların gerçek yüzlerini gören biriydi. Şeriatı aykırı değil mi? Yani bazılarına göre şeriatı aykırı. Ama onlar da insan. Meyhanedeki insanlar insan değil mi? Onları kurtarmak lazım değil mi? Mevlana gitti mesela, hapishanelerde görüşmeye gitti. Biz şimdi hapishanelere gidip de insanlara ziyarete gitmiyor muyuz burada? Kanada'da, Amerika'da. Niye gidiyoruz? Suçlu, criminal. Hayatı boyunca suç işlemiş. Bir tane düzgün bir şey yok. Gidiyoruz, adamlarla konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Halka kuruyoruz böyle. Sohbet ediyoruz. Hatta cuma namazı kıldırıyoruz. Hiç hayatta namaz kılmamış adamlara. Kanada'da yapıyoruz biz. Bizim yapmadığımız iş yok. Niye? O insanlardan bir kişi imana erse, güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı. Öyle yani. Burada kadın hapishanesi var. Geçen sene işe başvurdum. İmtihana girdim. 3 kişi içine düştüm. Yani kadın hapishanesinde benden iyi terapist bulamazlar. Hepsi kadın. 3 kişi kaldı son şeye. Bir Fransız, bir İngiliz, bir de ben. Ben de imtihana geç gittim. Bir hastam vardı komşu şehirde. İmtihan vaktine yetişemedim. 1 saat geç gittim. Kapıda kadın baktı bana. Dedi, imtihana insan 1 saat geç gelir mi dedi ya. Sen dedi, şimdi bu soruları nasıl cevaplayacaksın verdiğimiz sürede? Şöyle baktım sorulara. 12 tane soru var. Ben dedim 1 saat içinde bu soruların bütün cevaplarını size teslim edeceğim dedim. İçeri girdim. Baktım bir Fransız, bir İngiliz. Kara kara düşünüyorlar. Cevapları yazamıyorlar. Ben elime kalem aldım. 45 dakika içinde bitirdim. 1 saat de sürmedi. Yaklaşık bir 15-20 sayfa yazdım. Bana mal mal bakıyordu. İngiliz de Fransız. Bu 1 saat sonra geldi. Daha sürenin bitmesine 1 saat var. İmtihanın bitmesine. Teslim etti, gidiyor. Kadın baktı. Sen kimsin dedi ya. Bu sorulara 45 dakika içinde cevap verdin. Dedim, biz mektebi iyi okuduk. Tecrübesini de iyi yaptık. Bu sorular çocuk oyuncağı. Ondan sonra da diyorlar ki Faruk Aslan kimdir? Yani COVID-19'a takıldı. Ben kadın hapishanesinde işe başlıyordum geçen sene de. COVID-19 nedeniyle henüz hapishaneye almıyorlar. Yasak yani. Ziyaretler falan, terapistler falan çalışmıyor. Ne hastanede
ne hapishanede, hepsi yasak. Saçma sapan bir süreç yaşıyoruz işte. Yani öyle, yok orası haramdır, ben buraya girmem, yok ben bunu yapmam. Güneşin doğup battığı yere İslam'ı nasıl taşıyacaksın? Nasıl? Oraya girmem, bununla konuşmam. Bir sürü kurallar koymuşsun, kriterler, duvarlar örmüşsün. Nasıl insanlarla tanışacaksın? Nasıl gireceksin? Böyle şey olur mu? Her yere gireceksin. Mevlana diyor ki, ayağın Hakk'a yakın makamda sabit ise, pergel gibi senin diğer ayağın dünyayı kainatı geçse, kirlenmezsin. Dönüp dolaşıp pergelin geleceği yer, Hakk'a yakın imanın makamıdır. Ben özümden taviz vermem. Ayağım sabittir. Dolaşırım, gezerim, yine geleceğim yer bellidir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yok o harammış, bu şeymiş. Ya ben yıllardır sarhoş kandalları barlara taşıyorum. Gece şiftinde. 5 sene oldu. Bütün fahişeler, bütün sarhoşlar, bütün evsiz homelessler beni tanıyor. Niye tanıyor? Sorun bakalım. Hepsine terapi yapmışım. Bütün fahişeler tanıyor beni. Barlara götürmüşüm. Barlardan toplamışım. Gecenin 3'ünde. Evlerine götürmüşüm. Sarhoşları, fahişeleri. Tebliğ budur yani bence. Bilmiyorum. Evsizlerin hepsi tanıyor beni. Bütün bu şehir, Cambridge, Guelph, Kitchener, Waterloo. Bütün evsizler, $5 var benim. $5 garanti veriyorum. Yani o yüzden tanıyorlar. Hem social worker'ız hem de bütün evsizlerin dostuyuz. Kardeşiyiz. Bunların Müslüman olacağı falan yok yani. Hristiyan. Aklını kaybetmiş zaten. Sokakta yatanların uyuşturucu kullanıyor. Alkol ne ki? Uyuşturucunun en dibini kullanıyor. Metakristal kullanıyor. Verdiğim $5 uyuşturucu alamaz. Ama ne yapıyorum? Hiç olmazsa aç kalmasın, ölmesin. Hayatta kalsın. Ne olur ne olmaz. Yani bazen bir kahve, bir donat alıyorum. $5 veriyorum eline. Kimi zaman $5 veriyorum. Uyuşturucu almayacaksın ha diye gülüyorum. O da gülüyor. Uyuşturucu alacak. Mesele tryout yani. Denemekte fayda var. Belki düzelir bir gün. Neden biliyorsunuz kim ne olacağını? Size bir tane bugün çok şey yaptım. Tek konuşacağım herhalde. Bir tane hikaye anlatayım. Bir gün şey geldi bana. Önüme bir dosya geldi. Stratford diye bir şehir, bir hastane var. Orada çalışıyorum. Mental Health Unit'teyim. Akıl hastalarının bulunduğu koğuştayım. Benim çalıştığım işlerden bir tanesi. 8 sene önce falan. Supervisor'ım Joe diye bir Hollandalıydı. Dedi ki, bugün dedi Mental Health Unit'e git dedi. Bir dosya var dedi. Tam senlik dedi. Normalde ben Mental Health'te çalışmıyorum. Palatrika'da çalışıyorum. Orada bir Hollandalı kadın var. Dedi ki, şu dosyaya bak dedi. Biz dedi altından kalkamadık. Ancak dedi sen çözersin bu olayı. Dosyaya baktım. Gerçekten benlik iş. İmkansız bir iş. Impossible. Bir tane holding patronu Toronto'dan, Kanada'nın en zengin adamlarından biri, sokağa düşmüş. 3 yıldır sokaklarda yatıyormuş. Uyuşturucu kullanıyormuş, alkol kullanıyormuş. Kafayı yemiş. Tam filmik iş. Bir hikaye. Karısı, çocukları var. Süper bir hayat yaşarken bir gün öğreniyor ki en yakın arkadaşı, kankası gördüğü, kardeşi gördüğü adam karısıyla aldatıyor. Çocukları ondan değil. Arkadaşından. Ev, araba, bütün mal, mülk karısının adına yaptırmış. Çok sevdiği için karısını. Karısı da sürekli aldatıyor onu.
böyle horli bir kadın. O adam farkında bile değil. Adam işte güçle ulaşırken, CEO'luk yaparken, o büyük şirkette, o paralarla oynarken görmemiş hiçbir şeyi. Çocuklar onun değil, karısı onun değil, mal mülk onun değil, şirketli onun değilmiş. Adam isyan ediyor ve şirketin hisselerine bir bakıyor ki karısı kendi adına çoktan geçirmiş, arkadaşının üzerine yapmış onu aldatan. Ondan sonra bakıyor ki şirket zorun değilmiş. Orada adamı kullanıyorlarmış. Çok zeki olduğu için. Çok smart, zeki, iyi eğitimli biri olduğu için adamı tepe tepe kullanmışlar. Adam bir krize giriyor. Sokaklara düşüyor. Her şeyini kaybediyor bir anda. Bunun filmini yapmak lazım aslında. Gerçek hikaye. Ve akıl hastanesine düşüyor. Hastaneye gelince biz mutlaka kurtarıyoruz. Yani düzeltmeden çıkartmayız. Yani düzeltene kadar uğraşırız. Çıkamaz. Hastaneye giren, bizim elimize düşen bir daha öyle kurtulamaz kolay kolay. Düzelmeden çıkamaz. Dedim ki her gün görüşeyim. 3 ay görüştüm. 3 ay. Her gün 1 saat konuşuyorum. Bazen 2 saat. Yani adam cevap vermiyor hiçbir şeye. Böyle mal mal bakıyor. Kimseye cevap vermiyor. Adamın dikkatini çekene kadar bayağı bir uğraştım. Yapmadığım maskaralık kalmadı. Resmen Cem Yılmaz gibi şov yaptım. Talk show yaptım. Yani siz benim teknikleri bilseniz. Yapmadığım şov kalmadı adama ya. Anlatmadığım hikaye kalmadı. Adamın dikkatini nihayet çekmeyi başardım. 1 ay sonra. Bir yerden dikkatini çektim. Bir damar buldum, girecek. Ben mutlaka bulurum damar. O damardan girdim ve adamı tekrar hayata döndürdüm. Hayata dönmeseydi ölecekti. Çünkü çıkması mümkün değildi. Metek kristale geçmişti. Metek kristal kullananlar bağlanıyor hastanede. Çok yıkıcı bir uyuşturucudur metek kristal. Bütün bedeni çürütür. Beyin ölümüne yol açar. Çok kısa zaman içinde. Adamı hem fiziken kurtardı doktorlar hem ben de psikolojisini düzelttim. Adamın yeni bir beyin oluşturdum adamda ya. Yine sıfırdan. Temizledim yani her şeyini. Geçmişi sildim. Unutmasını sağladım. Daha doğrusu yüzleşmesini sağladım. Yeni bir hayat için hastaneden çıkacak hale getirdik. Ben discharge planı aynı zamanda taburcudan edenlerden sorumluyum. Yani ben imzalamadan hasta taburcu olamazdı hastanede. O çalıştığım hastanede psikolojik durumu uygun hale gelmeden taburcu etmiyoruz yani. Fiziksel olarak düzelebilir, psikolojik olarak da düzelmesi gerekiyor. Gidecek yeri de belirliyoruz yani. Öyle taburcu ediyoruz. Nereye gideceğini belirleyip de taburcu ediyoruz. Hadi sokağa saldım git. Nerede yaşarsan yaşa diye bir şey yok kanalda. Bizde full patient center, insan merkezli care var. Kanada burası. Türkiye değil. Başka ülke değil yani. Evet, yani düşünün. Bir insanın tekrar hayata dönmesi ne kadar değerli. Hayat ne kadar kutsal. Ben zevk alıyorum da. Bir insanı tekrar hayata döndürmek benim en önemli görevim. Kim olursa olsun. O yüzden anlıyorsunuz yani benim neden tepkili olduğumu bu Türkiye'deki aptallıklara, kezliklere, faşistliklere. Anlıyorsunuz değil mi? Neden sert tepki koydum? 3. noktaya geldik. Şevahettin Cem'in duyulduğu istikrar, Şevkin, Şevahettin deniyor buna. Şevkin zirvesi. Cem'in duyulduğu istikrar ki ilahi sıfatların emare ve tecelli dairesinden dahi hali ve zevki olarak sıyrılıp ve sadece ehadiyet nurlarının şualarıyla yani şuanat-ı ilahiyenin tecelli etmesi.
Burada Allah'ın dört tane ismi çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. İbn-i Arabi Hazretleri de kitaplarında buna ciddi vurgu yapıyor, altını çiziyor. Geniş chapter var Hutat'ta. Evvel, ahir. Bu isimler çok önemlidir arkadaşlar. Evvel, ahir, zahir, batın. Biz rüya ilminde de bu dört ismi kullanıyoruz. Eğer bilmek istiyorsanız. Bu Cemul Cem'deki Allah'ın zatı, sıfatlarının bulunduğu en yüksek dairedeki istikraktır. Yani ilahi sıfatlar emare ve tecelli olarak da hal ve zevk dairesinde dahi yoktur burada. Sadece ve sadece ama noktasında evvel ve ahir vardır. Düz, öz, gerçek vardır. Evveli vardır her şeyin, ahiri vardır. Her şeyin zahiri vardır, batını vardır. Buna bakıyoruz. Nedir bir şeyin evveli ve ahiri, zahiri ve batını? Ehadiyet nurları, şu an hatı, işte burada tecelli ediyor. Veya tecelli etmiyor. Hal ve zevk olarak da yansımıyor. Düz gerçek olarak, hak makamı olarak yansıyor. Burası hak makamı. Hak makamında ehadiyet vardır sadece. Özün özü vardır. Vacibul mutlak vardır. Şuurat vardır. Vacibul şuut vardır. Oradaki vahdet noktası, vahdeti ilahiyenin sikkesi, tuğrası ehad, ehad diye atar. Tevhid diye atar. Burada Hazreti Zat'ın tecelli-i akdesi içinde ana kaynak, tecelli-i akdes, mahfu muzmahil olarak ilk kaynaktan, mebdeden, İmam Rabbani'nin kitabı var, mebde ve meat diye, ilk kaynaktan başka hiçbir şeyi duyup hissetmezsiniz. Özün özündeki kaynağı, mebdeye, o suyun kaynağı, ab-ı hayatına, bengüsüzlüğüne gidersiniz yani. Öyle bir noktaya gidersiniz ki ölümsüzlük suyu odur işte. Bütün kainat rahimdir. Ve Allah'ın rahmi yaratması, kainatı bir rahim olarak yaratması tamamen bundandır. Üç tane isim kainatı harekete geçirir. Vedud, rahim, bunu daha önce söylemiştim. Hakim, hikmet, her şeyde bir hikmet vardır. Her şeyde bir aşk vardır, vedud vardır. Her şeyde rahim vardır. Rahim, işte Allah'ın takdir ettiği ama noktasındaki ilk isimlerdendir. Bu üç isimi Allah yaratıyor önce. Üç büyük meleği yaratıyor. Bütün kainata yansıyan tecelliler bu üç melekin birleşmesiyle çıkar. Müteharrik hale gelir, harekete geçirir. Granitten taşları dahi eritir. Vedud'un, Rahim'in, Hakim'in birleşmesi halinde erimeyecek hiçbir şey yoktur. O kadar güçlü bir kaynaktır. Bunu duyup hissedenler, işte kenziyetteki makama avdeder ederler. Yani gizli olan hazine budur. Kenziyetteki hazine alemi ıtlaka dönmektir. Yani yokluk alemine dönmektir. Her şey yokluktan gelmiştir dedik ya, varlığa sonra gelmiştir. Yokluktan varlık oluşuyor. Sonra varlıktan yokluk oluşuyor. Yokluktan varlığa gelirsiniz, varlıktan yokluğa gidersiniz, hiç olursunuz. Hiçlik makamına ulaşırsınız. Yokluk makamı, hiçlik makamı sufilerin hak makamıdır, aş makamıdır. Aş makamı budur. Mevlana Rumi'nin ulaştığı aş makamı, reca makamı budur. Başka makamlar değildir. Ayağının sabit olduğu yer ama noktasıdır.
Mevlana'nın kirlenebilir mi? Mevlana gibi bir okyanus içine dökülen göllerle, nehirlerle, kirlerle kirlenebilir mi? Kirlenemez. Kimse Mevlana'yı kirletemez. Kimse Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi kirletemez. Mümkün değil. Neden? Bundan. Çünkü o hal ile hallenen ruhun çok defa virdi zebanı şudur. Allah vardı. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. O şu anda da yine öyle. Yani varlığın birliği vardır. Vacibul vücud, vahdedi vücud. Bu, buradaki şu ana şu. Aslında siz rüya görüyorsunuz. İllüzyon, halüsinasyon içindesiniz. Bu dünya yok. Siz var sanıyorsunuz. Rüyada yaşıyorsunuz. Öldükten sonra gerçeğe uyanacaksınız. Yani evet, kim çamur atarsa bu makamdaki bir ruha, kendisi batar, kirlenir. Balçıkla sıvayamaz yani. Mümkün değil. Allah vardı. Her zaman var. Ve hiçbir şey yoktu. Allah malikül mülk. Bütün her şeyin sahibi. Sen sahibi değilsin ki. Ruhun da sahibi sen değilsin. Malın, mülkün de, evladın da. Senin hiçbir şeyin yok. Şu anda da öyle. Her şeyin merkezinde Allah var. Meşhur Merkez Efendi vardır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında aklıma o geldi. Musa Efendi Şarköy'ü, Manisalı'dır. Şarköy'den Kanuni daha Şehzade'yken tanışmışlardır. Ve yanından hiç ayrılmamıştır 45 yıl. Padişahlığı döneminde de yanındadır. Mevlana'nın sağ koludur. Yanından hiç ayırmadığı bir isimdir. Kanuni Merkez Efendi'yi çok severdi. Hatta işte Yavuz Sultan Selim'in kızıyla evlendi Merkez Efendi. O kadar yani. Kendi kız kardeşini vardı. Yani aynı zamanda ne oluyor? Kız kardeşini verince ne oluyor? Akrabası, çok yakın akrabası oluyor. Ne oluyor kız kardeşini eniştesi verince? Eniştesi oluyor abi. Ne oluyor? Eniştesi. Eniştesi. Merkez Efendi İstanbul'a geldiğinde daha gençti. Düşünün, Yavuz Sultan Selim'in kızıyla evlisiniz. Ve Süleyman Padişah olmuş ve onun kız kardeşi evlisiniz. Ve koca Mustafa Paşa da Sümbül Efendi türbesine geliyor. Sümbül Efendi çok yaşlı, ölmek üzere. Koca Mustafa Paşa camisi var. Belki gitmişsinizdir İstanbul'da. Ben de İstanbul'a ilk gittiğimde ne hikmetse oraya gittim. Orada bir arkadaşım vardı. Koca Mustafa Paşa Camii'nin hemen yanındaki evde kalıyordu, terasta. Bir 2-3 gün orada kalmıştım. Koca Mustafa Paşa Camisi'nde yattım, kalktım. Sümbül Efendi öyle bir büyük zattı. Postu verecek birine. Bakıyor talebeler içinden. Namzetler var ama hiçbiri layık değil. Diyor ki bu poşt işinlik babadan oğula geçmez. Yani bir şeyhten müride falan geçmiyor. Allah'ın verdiği bir kut var ruha. Yani o değeri, liyakatı hak eden gelip o postu devralıyor. Öyle birinin gelmesi lazım. Ve şeyhin gözüne bakınca bunu anlıyor. O ruh hak ediyor. Yoksa kendi talebelerinden birinden çıkacak diye bir şey yok. Kendi oğlu olacak diye bir şey yok. Öyle bir veraset yok şeyde, sufilerde. Bakıyor, işte genç biri geldi. Musa Efendi. Bilmiyor kimin oğludur, kimin kızdır, nereden gelmiştir. Hiç tanımıyor. Dergaha geliyor, oturuyor. Şeyh ölmek üzere, son nefesini vermek üzere neredeyse. Diyor ki bu post benim diyor. Giriyor direkt şeyhin halkaya, oturuyor, söylüyor. Dışarıdan geliyor. Şeyh bakıyor şöyle. Bir soru sorayım diyor. Bu soruya kim doğru cevap verirse post onundur diyor. Bunu kulağınıza küpe edin.
bu soruyu ve cevabını. Diyor ki bütün kainatın merkezinde ne vardır diyor. Sen diyor şey olsan diyor, padişah olsan diyor, neyi değiştirmek istersin diyor. Soru bu. Sen bu o koltuk İstanbul'da en önemli şeyhlik. Yani Şeyhülislam makamdan daha yukarıda bir makam. O zaman o boş işin. İstanbul'un en önemli makamı. Neyi değiştirmek istersin diyor. Bütün dervişler, oradaki bulunan talebeleri, herkes bir şeyler anlatıyor. Uzun uzun, şunu değiştireceğim, bunu değiştireceğim, şöyle devrim yapacağım, böyle devrim yapacağım anlatıyor. Sıra Musa Efendi'ye geliyor. Diyor ki, hiçbir şey. Hiçbir şey değiştirmem. Her şeyi diyor, merkezinde bırakırım diyor. Her şey olduğu gibi güzel diyor. Allah diyor, her şeyi tecellileri olduğu gibi kadere binaen yarattı, hikmetle yarattı. Dolayısıyla merkezinde aşk vardır her şeyin, kainatın mayasında. Herkes her şeyi olduğu gibi bırakırım. Hiçbir şeyi değiştirmem diyor. Her şeyi merkezinde aşkta bırakırım diyor. Merkezinde aşk varsa sorun yok. Şey doğru cevap diyor. Ve poşet işini ona veriyor. Sonra da Musa Efendi'nin ismi Merkez Efendi kalıyor. Her şeyin merkezinde aşk var. O yüzden. Böyle bir Merkez Efendi ki bu Mesir macununu işte buluyor filan. Hikayeyi biliyorsunuz. Doktordur kendisi aynı zamanda. Lokman Hekim gibi ilme sahiptir. Hala tasarrufatı devam eder. Musa Efendi'nin. Geçen sene bir hastam vardı. Bizi ziyarete gelmişti Musa Efendi. Bizim oğlana baktırdık da ameliyattan geldikten sonra işte nasıl gidiyor iş diye. Musa Efendi geldi bizim eve. Baktı bizim oğlana. Dedi ki hiç merak etme dedi Faruk Bey. Bir anda düzelecek dedi. Gayet iyi dedi çocuk dedi. Baktı gitti. Allah razı olsun. Musa Efendi hala doktorluk yapıyor. Öyle bir Musa Efendi yani. Tanıyoruz kendisini. Severiz. Hala tasarrufatı devam eden bir zat-ı muhterem. Ölmemiş. Başka bir boyutta yaşıyor. Ve şifa dağıtmaya devam ediyor. Öyle bir ruha sahip çünkü. İşte bu makama ulaşanların ölmesi mümkün değildir. Kimse öldüremez. Her şey olduğu gibi güzel. Bu nedenle Allah her şeyi olduğu gibi yarattı. Şu anda gördüğünüz gibi. İnsanları rububiyet dairesinden terbiye ediyor. Uluhiyet dairesinden imtihana sokuyor. Zalim bir kılıç gönderiyor. Üstünüzden geçiyor böyle. Terbiye ediyor. Allah zalim kılıçları da kullanıyor. Terbiye etmek için. Haddini bilmeyenlere dersini vermek için. Haddini aşanlara haddini bildirmek için. Allah tecellileriyle, melekleriyle bütün kainatta icraatına devir daimle devam eder. Ölümden hayat, hayattan ölümü çıkartır. Değil mi? Merkez Efendi bu sırrı bildiği için diyor ki şu anda yine öyle. Allah'ın şeyniyeti kulle yevmin ve fişen diyor. Rahman suresi. Allah şeyniyeti devam ediyor yaratmaya. Allah durmadı ki, tatil yapmadı ki. Daha önce hiçbir şey yokken Allah vardı. Her şey yoktu. Yokluktan geldi. Allah'tan başka var olan varlığın birliği, ehadiyet yok. Dolayısıyla her şey yok olacak. Yine Allah bir olacak. Her şey yokluğa akacak. Allah helak edecek. Hatta büyük melekleri, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, Azrail'i dahi canını alacak. Hızır'ın da canını alacak. İsa'nın da canını alacak. İdris'in de canını alacak. Hala ölmeyenlerden. Allah bütün kainatın canını alacak. Yarattığı kainatın. Ondan sonra yoktan tekrar var edecek. Kudretini, azametini böyle gösterecek. Siz zannediyor musunuz ki
hiç kimseye yar olacak bu dünya ve kainat? Yok. Hiç kimse padişah değil, şah değil, bezizgan değil, Sibercan demiş. Gerçi o şarkıyı Serdar Ortaç yazmıştı. Nesimi de şöyle diyor. Mekanım la mekan oldu. Bu cismim cümle can oldu. Nazarı hak ayağın oldu. Özüm mest lika gördü. Nesimi'nin çok meşhur bir dörtlüğüdür bu. Aynı Mevlana Rumi gibi söylüyor. Yani makamdan, mekandan, münezzeh, zamandan münezzeh olan yer ama noktasıdır. Özün özüdür. Ehadiyet makamıdır, sırrıdır. Oraya giren cisim yok olur. Cümle can olur. Sadece can ile ruh kelimesini sufiler eş anlamlı kullanır. Sinonim olarak. Yani cümle can oluyorsa cümle ruh oldu demek istiyor. Cisim kalmadı. Cümle can, cümle ruh oldu. Orada sadece ruhlar girebilir. Ama noktasına. Cisim, beden, ceset giremez. Kimse giremez. Sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'in cesediyle girmesine izin verilmiştir. Cebrail girse yanardı. Cebrail girememiştir. Sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'in ruhu, ebedisi, ruhul azam olduğu için bütün kainat Peygamberimizin yüzü hürmetine şefkatle, merhametle, aşkla, sevgiyle yaratıldığı için oradaki özün özü, ehadiyet makamı Peygamberimiz tanır. Kalem, levh-i mahfuz sadece Peygamberimizin önünde eğilir. O da melektir. Onun dışında hiçbir varlık ama noktasına, hak makamına cismiyle giremez. Cümlesi ruh ile girer. Ve orada meleklerin tecellisi yoktur. Meleklerin tecelli etmediği tek yer orasıdır. Bütün kainatta melekler tecelli eder. Ama noktasında zamanda, mekanda melek de yoktur. Ne vardır? Orada sadece Zat-ı Bari'nin nuru vardır. Onu da nur olarak görürsün. Peygamberimiz nur gördü. O makamda sadece nur. Zat-ı Bari'nin nurunu gördü. Aşkını gördü. Nazar hak ayağın oldu. İşte nazar hakka nazar ettim demek istiyor. Gerçek, sonsuz gerçek var. Orada sonsuz gerçek gördü Peygamberimiz. Ayağın oldu. Özü meslika gördüm. Ben de diyor, benim ruhum da likaullah hamd sancağında lika oldu. Yani eridi, o cemul cem ile hak ile bir oldu. Ahad oldu. Bu nokta işte zirvedir. Cemul cem'deki kasıt bu. En yüksek zirve budur. Bundan yukarı bir zirve hiçbir insan, cin, peri, melek ulaşamaz. Buraya ulaşabilen insanlar ve cinler var. Melekler giremiyor yalnız. Melekler buraya alınmıyor. Sadece insanlardan ve cinlerden bu mebde kaynak dediğimiz özün özüne, ki İbn Arabi'nin özün özü diye bir risalesinde bu anlatılıyor, var. Herhalde varlığı kendine olan zatı, uluhiyetle mevcudiyeti, onunla kaim bulunan diğer varlıkların vücuttan nasiplerinin ifadesi, hal ve zevk ehli için bundan daha güzel olamazdı. Hal ve zevk ehli işte burada ne oluyor? Vücutlarından azade olarak, cisimlerinden çıkarak kalp ve ruhun en yüksek mertebesine ulaşıyor. Ruhunun ufkuna, heykeline yürürken, zirveye zevk ile çıkarken bu halde orada sabit kalıyor. Bu makama çıkanların, buraya gidenlerin geriye dönüşlerinde, dünyaya dönüşlerinde sadece hakkı konuşması gerekiyor. Eğer hakkı konuşmazlarsa, o zaman
öyle bir namahremden kovulurlar, düşerler ki. Hoca Efendi bunu gökdelenden aşağı düşmüş yerin dibine cesedinin parçası bulunmaz. Yani bu daireye sen gireceksin, bu namahrem daireye. Sonra hakkı söylemeyeceksin ha. Sonu harap olur. Ya ateist olur, ya kafir zındıkın şeytanın tekteki olur veyahut da hak dostu evliya olur. Ya Mecnun olur. Nesim olur. Salik'in bu makamdaki halini ifade saatinde bu noktaya giren sadece Müslümanlar yok. Kabalacı Yahudiler de var. Başka dinlerden, kültürlerden insanlar da var. Sadece Müslümanlar gitmiyor buraya. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. 4 kişi gider diyor. İkisi kurtulur, ikisi ayvayı yer diyor. Ateist oluyor, kafir oluyor. İkisi cehenneme gidiyor yani. Buraya gittiği halde, buraya çıktığı halde, bu zevki taptığı halde, her şeyi, hakikatini gördüğü halde. İkisi diyor, kurtulur. Neden? Döndüklerinde hakkı söylediler, yalan söylemediler. Allah imtihan ediyor. Sen buraya kadar geldin, ulaştın, güzel. Dünyaya dön bakalım, hakkı söyleyebilecek misin? Böyle imtihandan, sınavdan geçmeden beleş, cennet yok. Firdevs yok öyle. Buradan geçersen Firdevs'e ulaşırsın. Yoksa Firdevs yok. Öyle Firdevs'e herkes giremiyor. Buradan geçmesi gerekiyor. Bu sınavdan geçmesi gerekiyor. Ey Müslümanlar, bu ne haldir? Ben kendi halimde şaşkınlık içindeyim. Bazen aşıkız şeydayım. Bazen de bir mecnunu rüsvayım. Bazen mekansız bir fakir. Bazen de zamanın sultanıyım. Bu zıtlar içindeki halleri çok güzel anlatmış Abdurrahman Halis Hazretleri. Bu zıtlar içinde yaşıyor. Bakın. Zira ben aşk şarabının sarhoşuyum. Başka bir şey de bilmiyorum. Biz aşk dilindeyiz derken ben bunu anlatmaya çalışıyorum da bilmiyorum ne kadar anlatabiliyorum. Din yoktur burada. Küfür de yoktur, din de yoktur. Burada ne vardır? Aşk vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Bütün yaradanların bir tane dini vardır. O da aşk dini. Diğerleri insanların koyduğu isimler, Allah'ın koyduğu isimler de var. Fakat aslında özün özünde aşk dini var. Aşk şarabı var. O da o şarabı içenler öyle mey bildiğiniz şarap gibi sarhoş olmuyor. Öyle bir sarhoş oluyor ki bir cunun haline, cinnet haline giriyor. Aşk şarabı öyle. Böyle kuru, teorik, nazari şeylere değil. Buraya gittiyseniz ben size aşık derim. Aşıklar kitabına ebedi yazılırsınız. Eğer buraya giremediyseniz, bu imtihandan geçmediyseniz ben sizi aşıklardan saymam. Öyle boş beleş aşıklık yok. Ben kuru züt külahına boş vermiş biriyim. Öyle lagaluga'ya gelmem yani. Laf koşturanlar, oyun oynayanlar falan var. Çok biliyorum yani bu aşk oyunu oynayanlara. Samimi olun. Aşktan samimi olun. İstikrar o yüzden önemli. İçine girin, yoğunlaşın, boğulun, gark olun. Cenab-ı Hakk'a hamd ve minnet olsun ki ben aşk yolunda bade içenlerdenim diyor. Aşkı bade içtim ben. Aşk şarabını içtim, ben aşk sarhoşuyum. O badeyi içtikten sonra zaten benim başıma ne geldiyse bu aşk şarabını içtiğim için geldi. Ben 2012'de gitmiştim buraya. 2012'de bu aşk şarabını içtik. Ondan sonra bu hale geldik. Pişman değilim. Bu aşk şarabı, aşk badesi öyle bir şarap ki
insanın aklını alıyor. Ve Mecnun gibi yapıyor gerçekten. Ben oradan ayrılmak istemiyordum. 21 gün takıldım o ava noktasında. Bak makamında. Baktılar ki bu sınıfı gitmiyor. Gitmeye de pek niyeti yok. Burayı çok sevdi. Ben dört elle yapışmışım. Ben buradan bir yere gitmem. Dünyaya dönmem diyorum. Dönmeye de bilirdim. Yani oradan seni kovmak için tabii bir çare arıyorlar. Öyle mi? İki oldu mu? Oradan burada bekletin geri alman lazım. Bir sürü iş var. İşlerimiz güçlerimiz var. Evet. Bitirmek üzereyim de. Son noktaya geldik. Sen dinliyor musun bu kadar? Dinlemiyorum değil ya. Sesin geliyor yani. Güzel güzel. Faydası oluyordur inşallah. Saat 2. Evet, saat 2 olmuş arkadaşlar. Bugün ayın 1'i. O insanları da yoruyorsun. Rezürüyorsun. İyi. Rezürüsü olmayız sen. Hanım dinliyormuş bak yukarıdan. Bir tane daha dinleyicimiz var. Harika. İyi iyi. Aç makamı böyle bir şey arkadaşlar. Yani o makamda Mecnun olmak var. O makamda kalıcı olmak da mümkün ki bazı insanlar bu dünyada mesela aklı dönmüyor. Mecnun oluyor gerçekten. Bu Leyla ve Mecnun hikayesindeki Mecnun böyle bir Mecnun'du. Aklı dönmedi. Leyla'ya aşık olan Mecnun var ya. Mecnun'un aklı dönmedi ki. Dönen de var benim gibi. Benim aklım döndü. Dönmeyebilirdi. Hanım her tarafa telefon etmişti. Kanada abisini arıyor, imamları arıyor. Herkese benim kocam deli oldu diyor, Mecnun oldu diyor. Aklı gitti diyor. İşte böyle aş şarabı içmiş halde ben şeyim, çok mayhoşum. O zaman çektiğim videoları göreceksiniz. Yazdığım şiirleri göreceksiniz. Benim kız o zaman benim videolarımı çekiyormuş. Ben şiir okurken filan. Bayağı bir video var öyle. Onları koymuyorum YouTube'a. Yapmışım. 7 tane kitap bitirmişim. 2 tane şiir kitabı çıkartmışım. 400 tane şiir yazmışım. Neler yapmışım neler. 21 gün içinde. 21 gün içinde zaman durunca böyle oluyor. Zamandan, mekandan, müessese yerde olunca zaman çalışmıyor. Öyle olunca 7 tane kitap da bitirirsin, 20 tane kitap da yazarsın. 400 tane şiir ne ki? Yani zaman yok. Zaman, mekan yok yani. Dönmeyebilirdim. Hiç dönmeye de niyetim yoktu. Peygamberimiz geldi. Döneceksin dedi. Ve kokusunu bana hediye etti. Sonra Hızır geldi. Beni aldı götürdü. Ben bu oğlanı götüreyim mi dedi. Bu deli olan dedi. Bu çılgın dedi. Bir yere yapıştı mı gitmiyor. Burayı sevdi. Peygamberimiz bize postaladı oradan. Anlayacağınız Hızır daldı getirdi dünyaya. Peygamberimiz de kokusunu hediye etmişti. Bir sene falan peygamberimizin gül kokusu benim üstümdeydi. Çok ağırdı kokusu. Ve içerideki insanlar da hissediyordu. Sadece ben hissetmiyordum. O yüzden zaten bu Toronto'daki Türkçe derslerini bırakmak zorunda kaldım. Dışarı çıkmaz oldum. Eve kapanmak zorunda kaldım. Bir yere gidemiyordum. Bu gül kokusu çok güçlü. Peygamberimizin gül kokusu çok güçlü bir koku gerçekten. Bir sene burnum direği böyle o koku vardı. Çok güzeldi aslında. Hiç gitmesini istemiyordum ama koku gitmezse bu dünyada bir şey yapamayacağım. Bir yere giremeyeceğim. Sonra o koku bu şekilde peygamberimiz tarafından askıya alındı. İçimizde kaldı, dışımızdaki askıya alındı. İçimizde, ruhumuzda kaldı. Peygamberimizin gül kokusu muhteşem bir koku gerçekten. Hazreti Hızır da bizi aldı getirdi dünyaya. Ne varsa bu dünyada. Bu dünyadaki insanlarla uğraşıp duruyoruz işte. Ya. Ben Vahdet Köyü'nde o biriciğin sözünü söylüyorum. Zaman şahından endişen ve hırka giyenlerden de korkum yoktur. Şeyhlerden, şıhlardan, ahir zaman şeyhlerinden benim hiç korkum, zerre miktar yoktur. Hepsiyle müzakere ederim, canlarını okurum. Hele Süfyan yerlenmez. Bunların hakkından geleceğiz. Herhalde bu dünyayı boş yere dönmedik.
hale mağlubiyetle söylenmiş ve kitaba sünnete muhalif bir kısım beyanları bilhassa tayettim diyor. O hal ile serfiraz hak dostlarının öyle düşünmemeleri kendi özleriyle zıtlaşma makamın farkta mukabil düşüncelerin ifadesi de delalettir. Burada şöyle bir espri var. Hoca Efendi bunu belirtiyor. Bu makamda bulunanların o anda o fikir halinde söylediği sözler de eğer şeriatı aykırılık varsa, size ters geliyorsa, Kur'an'a sünnete aykırılık varsa sadece ve sadece o bireyi ilgilendirir ve Allah o kuluna ceza vermez. Çünkü o birey o aşk sarhoşluğuyla söylediği sözler, veşt halindeyken söylediği sözler sizi ilgilendirmiyor. Siz o haldeyken tabi değilsiniz yani. Kur'an'a, sünnete bakacaksınız. Şeriatın dediğine bakacaksınız. Çünkü aşk şarabıyla, aşk badesiyle sarhoş olanların o haldeki delalet değil o halleri. Nesimi delalet içinde değil. Halacı Mansur yoldan sapmadı. Onu demek istiyor Hoca Efendi. Onların İslam içinde olduğunu, İslam dairesinde olduğunu ve dinden çıkmadığını söylüyor. Sadece ve sadece o hak dostları aşk makamının, hak makamın o noktanın vermiş olduğu lezzet ve ruhani zevklerle coşmuş ve şatahata gelmiş durumda. O yüzden onları taklit edenler, avamdaki insanlar ilhat içinde olur. Yani inkar içinde olur. Orada sen onu tecrübe etmedin, yaşamadın. Sen taklit edersen yoldan saparsın, inkar içinde olursun. Onun söylediği söz mesela enel hak gibi. Ben hakkım diyor ama ben hakla birleştim diyor. Cem ettim, cem ettim diyor. Buradaki sen yapmadın bunu, o yaptı. Onu bağlar. Seni bağlamıyor. Sen onu kopyalayıp taklit edemezsin. Nazari olarak bunu taklit edersen, ki İran'da başka yerlerde taklit edenler var, yoldan çıkmışlar gerçekten. İlhat içindeler. Ben görüyorum bazı İran Sufi grupları var. Nesimi yolundan gittiğini söylüyor. İbn Arabi yolundan gittiğini söylüyor. Adam ateist, Allah'ı inkar ediyor. Toronto'da var. Allah'ı inkar ediyor. Ya bir Sufi Allah'ı inkar edebilir mi? Bir Sufi panteist olabilir mi? Ateist, deist olabilir mi? Olamaz değil mi? Taklitçi bunlar. Mukallit. Dolayısıyla onların ilhat yolu hak yol değil. Oraya giden aşk sarhoşu, aşka gark olmuş, istigrak içinde olan kul günah işlemiyor. Suç işlemiyor. İslam'a ters biri değil. O hali, o makamı hoş görülmeli diyor Hoca Efendi. O haliyle kabul edilmeli. O hale, o makama mütenasip bir şekilde yaklaşılmalı. İşte benim size bahsettiğim 21 günlük halimi siz görseydiniz bana büyük ihtimal Mecnun derdiniz. Gerçekten Mecnun'dum. Beni bu yoldan döndürmek için hanım bayağı bir adam organize etti. Ya ben milletten kaçalım, yalnız kalalım derken bir çadır kurmuştum evin önüne. Çadıra gelmeyen kalmadı. Faruk Mecnun olmuş, aklı gitmiş diye. Herkes ziyaretine geldi. Amerika'dan, Kanada'dan, değişik yerlerden. Ben hepsini hatırlıyorum. Gelip konuşuyorlar benimle. Dua ediyorlar falan, gidiyorlar. Ben de onlara konuşuyorum falan. Hanıma diyorlar ki, ya bu gayet düzgün konuşuyor. Bu şöyle Mecnun ama bütün bilgileri yerinde. Aklı hem var hem yok. Aklı var ama Mecnun. Yani çılgın vaziyetteyim o sırada ben gerçekten. Gelenlere konuştuğumu hatırlıyorum. Bir tane Kerkük'te bir Abdurrahman diye bir şey var. Onu göndermişler. Cinci Hoca'yı göndermişler. 45 dakika dua okuyor bana. Adama ben de 45 dakika vaaz ettim. Adam dedi ki
şeyim sana bir el edebilir miyim bir de elimle öpebilir miyim? Yok dedim, el öptürmüyorum ben. Adamı zor gönderdim çadırda. Yani hanıma diyor ki ya bu normal diyor. Boş ver hanım diyor, geçer diyor. Bundan böyle şeyler oluyor arkadaşlar bak. 21 gün değil de 40 gün kalsaydım çok daha iyi noktaya gelirdim de 21 günde kovdular orada. Daha fazla izin vermediler. Genelde 40 gün kalırsa ki peygamberler 40 gün kalıyormuş. Bize izin vermediler 40 gün. Bazı evliyalar da 40 gün kaldı olmuş. Geylani 40 gün kalmış mesela. Rabbani 40 gün kalmış. Bizi 21 günde postaladılar arkadaşlar. Yani giderseniz sıramı söyleyin. Oradaki kim var? Orada Zat-ı Bari var. Allah'ın nuru var. Başka bir şey yok. Benden bu kadar arkadaşlar. Harım patladı. 2 saat sohbet mi olur diyor. Oluyor. Kapatalım. İyi günler arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladınız değil mi? Menzil burası, çıta burası. Ulaşmanız gereken yer orası. Eğer Firdevs cennetine gitmek istiyorsanız veya üstündeki yalnızlık çölündeki 8. cennete gitmek istiyorsanız vizeyi oradan veriyorlar. Vize dairesi. Ama noktası. Hak makamı. Orası. Aş makamı. Oraya da aşık olmayanlar gidemiyor. Mutlaka aşık olması lazım.